Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere güneşli İstanbul'dan sesleniyoruz. 212 May ofis firmasında yer alan Alter Yapı'ya konuk olduk. Firma sahibimiz ve muhteşem kadrosuyla birlikteyiz. Firma sahibimiz Sayın Ertan Altuğ. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Ertan Bey. Merhabalar, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ertan Bey, burada gerçekten dinamik bir kadroya sahibiz. Hepsi alanlarının uzmanları. Bunun için teşekkür ediyoruz Türkiye adına size ki böyle muhteşem bir arkadaşları yapı firması olarak oluşturduğunuz için. Çünkü Türkiye deyince, ilerleme deyince gerçekten yapı sektörü ve inşaat sektörü çok büyük öncelik kazanıyor. Hı hı. Bu anlamda da Alter Yapı öncü firmalarımızdan birisi. O zaman öncelikle Alter Yapı'dan evvel biz kimi tanıyalım? Ertan Bey'i tanıyalım. Ertan Altuğ kimdir diyelim o zaman. Teşekkürler. İlk önce teşekkür ediyorum bizlere geldiğiniz, bu fırsatı verdiğiniz için. Şöyle söyleyelim, 2009 yılında kurulan bir firmayız. Bunun öncesinde çok genç yaşta atıldık uluslararası ticarete, inşaat sektörüne. Akademik kariyer olarak en son İstanbul Üniversitesi yüksek lisansta mezuniyetimi az kaldı diyebiliriz. Bekliyoruz. Onun dışında arkadaşlarımızın hepsi kendi sektörlerinde eğitim almışlar, uzmanlaşmışlardır. Hem akademik olarak hem de faal hayatta, profesyonel hayatlarında. Uzman bir ekibimiz var dediğiniz gibi, bahsettiğiniz gibi. 2009 yılında kurulduk. Kurulmamızın öncesinde de 20 yıllık bir tecrübemiz var. Ailemizden gelen bir güç arkamızda. Yani tam bir alaylığız. Doğuştan gelen bu tecrübe yıllar sonra okulla birleşti. Ve tecrübe okulla birlikte uzman kadroyla Alter Yapı olarak kurulduk. Aynen öyle. Hemen soru geliyor o zaman. Alter Yapı deyince aklımıza neler gelmeli? Hangi hizmetleri veriyorsunuz bizlere? Yani klasik bir inşaat firması dışında aslında bizim iki yönümüz var. Bir, uluslararası ticaret, ithalat ve ihracat tarafımız ve uluslararası projeleri geliştirme yanımız. Artı yurt içerisinde de mimarlık, dekorasyon ve inşaat olarak iki hizmet veriyoruz. Her türlü projenin anahtar teslim yapabilirken ayrıyeten de malzemelerini uluslararası pazarlardan tedarik edebiliyoruz. Hangi ürün dünyada nerede kaliteliyse biz tüm gelişmeleri açık bir şekilde onu araştırıyoruz. Ve kullandığımız müşterilerimize hep yeni gelişimlerle hizmet vermeye devam ediyoruz. Değil mi? Gerek internet çağının faydalanıyoruz, yani nimetlerinden faydalanıyoruz. Ve gerekse kendimiz bizzat yurt dışı gezilerimizle bunu en iyi şekilde sevgili müşterilerimizle buluşturuyoruz. Ve tabii ki uzman kadroya dönmek istiyorum. Teker teker tanımak istiyorum arkadaşlar. Çünkü sizler de gerçekten bir yapının oluşmasında en önemli faktörlersiniz. Buyurun. Merhabalar. İsmim Atahan Altuğ. Yaklaşık 6 senedir işim varlık sektöründeyim. Bu inşaat sektöründe daha önceden 80 odalı otel, 13 odalı butik otel, 18 odalı bir butik otel. Bunun yanı sıra yaklaşık 14 adet mağaza projelerimiz oldu. Bunun yanında devam eden şantiyelerimiz hala mevcut. Projelendirme ve proje danışmanlık olarak hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda uygulama hizmetlerimiz de mevcut. Bunun yanı sıra iyi bir ekibimiz var. Uygulama dalında yaklaşık 14 tane ekibimiz var. 14 kişi kendi bünyemiz altında çalışmaktadır. Aynı zamanda gördüğünüz gibi kendi ofisimizde burada bir tasarım ofisimiz mevcut. Burada iş var arkadaşlarımızla beraber uygulamaya ve proje tasarımlarımıza devam ediyoruz. Burada hemen finansa dönmek istiyorum. Fatih Bey'e söz vermek istiyorum. Çünkü bütün bunların sağlıklı gelişimi için bir finans uzmanına ihtiyacımız var. Buyurun Fatih Bey. Tüm firmanın korktuğu arkadaşlarıyla tanıyorum. İsmim Fatih Yılmaz. Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümünden mezun oldum. Aslında firmanın finans bacağı ve başlangıcının ve bitişinde aslında her yüzünde bana dönüyor. Başlandığımız zaman tedarik edeceğimiz firmalar yine bana bakıyorlar, ne zaman bize ödeme geçeceksiniz diye. Bittiğinde yine son imzayı bana attırtıyorlar. Aslında bu riski almak yine bana düşüyor. Çünkü 1 lira fazla, 1 lira eksik yine bütün yüzler bana dönüyor. Aslında risk tarafındayım, yani finans tarafının dışında. Ama bugüne kadar herhangi bir aksilik yaşamadık. Gücümüz aslında oradan geliyor. Birçok finans kuruluşundan da çok güzel hizmetler alıyoruz diyebilirim.
Çünkü burada hem Türkiye'de hem de yurt dışında varsınız. Birçok ülkede yapmış olduğunuz güzel işler var. Proje bazında, gerekse yapı bazında A'dan Z'ye tüm hizmetleri sizlerden talep edebiliyoruz. Uzman kadromuza güveniyoruz, kendimize güveniyoruz, finansa güveniyoruz. Ve böyle de başarılı işler ortaya çıkıyor. Evet Berkay Bey, biraz daha sizi tanıyalım. İsmim Berkay Özkaya. Lisans eğitimimi 2008 yılında Uluslararası İlişkiler bölümünde bitirdim. Onun sonrasında işletme yöneticiliği dalında yüksek lisansıma başladım. Onu biraz aksattık tabii. 2013'te bitirdim onu da. Onun haricinde hem yüksek lisansımı yaparken çalışma imkanı buldum. Uluslararası ticaretle ilgilendim bu dönemde. Çeşitli firmalarda çalıştım. Sektörün önünde gelen firmalarında görev aldım. Şu an Alter Yapı'da beraberiz. Firmanın ithalat, ihracat işlerine bakıyoruz. Beraber Ertan Bey'le birlikte özellikle. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mutluyuz Alter Yapı'da olmaktan galiba. Çünkü gözlerinizden gerçekten bu mutluluk okunuyor. O ışık hiç sönmesin istiyorum uzun yıllar boyunca. Burada peki Alter Yapı deyince neler gelmeli aklımıza? Yani bir anlamda daha değişik bir şekilde soracak olursak bizler diyelim, yani biz müşteriler, gerek yurt içi olsun gerekse yurt dışı olsun. Yapı deyince neden Alter Yapı'yı tercih ediyoruz? Alter Yapı daha ağırlıklı olarak yani insanların ihtiyaç duyduğu mağaza ya da fabrika ya da inşaatla alakalı her şey. Yani bizde bir müşteri geldiği zaman onun yeriyle alakalı anahtar teslim uygulaması, projelendirmesi, aynı zamanda tüm yurt dışı bağlantılarıyla ilgili ithalat, ihracat maddelerini çok daha uygun fiyata, ona çok daha iyi kazanç sağlayacak şekilde anlaşmalarımızı yapmak. Yani tek bir mekanda tüm işlerin yapıldığı adres kesinlikle oluyor. Yani kendi içerimizde yaklaşık 4 tane departman olarak ayrıldık. Ve bu işlerde anahtar teslim olarak, yani buraya gelen kişi başka bir yere ihtiyaç duymadan tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kapıdan çıkması gerektiğini düşünerekten biz bu firmayı kurduk ve bu şekilde devam ediyoruz. Diğer firmalarla aramızdaki fark nedir diye sorarsanız şöyle bir farkımız var. Biz örnek verirsek Libya için konuşursak veya Afrika'nın Sudan ülkesi 80 milyon nüfusu ikiye bölündü 40 milyon 40 milyon şeklinde. Biz buralara seyahat ettik yıllarca ve tecrübemizle gördük ki araya zaman koymamız hiçbir kar etmiyor ve aynı şekilde kadromuza uygun uzman kişilerle uluslararası ortaklıklar gerçekleştirdik. Burada aynı şekilde bu dinamik kadroyu Sudan'da, Libya'da, Türkmenistan'da görme şansınız var. Ve onlarla beraber her türlü gelişmeyi anında 7/24 sanki aynı ofisteymişiz gibi bir bilişim altyapımız da var. Bir fiyat teklifi alırken Çin'de, Orta Asya'da, Kuzey Afrika'da ve İstanbul'daki son durumu ele alabilme gücümüz var. Diğer firmalarla, dış ticaret ve yapı firmalarıyla aramızdaki fark bu. Onlarla en yeni ürünlerle beraber piyasaya çıkabiliyoruz. Artı en dinamik kadromuz var. Gümrükte, dış ticarette operasyonu çok iyi yönetebiliyoruz. Yeni ürünler ve hızlı. En büyük aslında bizim farkımız hızlılık. Çünkü her ülkede bir bacağımız var ve bu bacağımız bizim firmamızın altyapısında. Peki efendim, ülkeler dedik çünkü dünyada varsınız, hangi ülkelerle işler yaptık diyelim? Öncelikle Sudan'da, orada hali hazırda bir ofisimiz var. Libya'da bu yıl hedeflerimizin arasında oradaki ortaklarımızla beraber bir ofis oluşturma düşüncemiz, artı Dubai. 2013-2014 yılı içerisinde hedeflerimizin arasında. Orada zaten yıllardan beri işbirliği yaptığımız ofisler var. Ama kendi ofisimiz Alter dış ticaret ve yapı olarak bir ofis açma hedefimiz var. Türkmenistan'da hali hazırda ofisimiz var. Ve orada Türkmenistan'da oradaki Türk firmalarının yerel projelere İstanbul ofisimiz tedarik merkezi haline geldi diyebiliriz. Oradaki uluslararası büyük firmaları sanki kendi satın alma departmanlarıymış gibi o güvende ve hızlı hizmet verebiliyoruz. Onların bir irtibat ofisi, bir güvendiği dayanak haline geldi Alter dış ticaret son 3-4 senede de. Tabii bunun içinde hepimizin Berkay Bey'in uluslararası ticaret konusundaki operasyona hız verişi, Fatih Bey'in finans konusundaki detaylara hakim oluşu ve çeşitli finans kurumlarıyla özel ilişkileri, Atahan Bey'in ve kendi ekibinin, Burak Bey gibi kendi ekibinin
çok güzel özel tasarımlarının olması, öne çıkması ve bu projeleri hızlı bir şekilde teslim edip ve de günümüzün en büyük problemi, sadece ülkemizin değil, uluslararası bir problem, verilen proje taahhüt sözleşmelerine zamanlama. Yani bizim bu firmamızın bu açığı yakaladı son 10 yıldan beri. Neden biz bu yerlere hızlı geldik diye sorduğumuzda asıl cevap sözümüzü tuttuk ve zamanında teslim ettik projelerimizi. O kadar haklısınız ki bu kadroya güveniyoruz. Buradan röportajımıza gelemeyen, görünmeyen kahramanlar, sevgili arkadaşlarımıza yani, da buradan sonsuz sadece teşekkürler ediyoruz. Burak Özbey'e çok büyük selamlar olsun. Ben kendisini çok büyük bir şey. Görünmeyen kahramanlar, emeklerine, yüreklerine sağlık diyelim. Burada çok güzel bir konuya değindiniz. Tüm Türkiye'nin, hatta dünyanın gerçekten en önemli şeyi zaman. Verilen tarihlerin zamanında yerine getirilmemesi bizim firma tercihlerimizi başka firmalara yöneltebiliyor. Ama bir o kadar da verilen işin arkasında durma olayı, ya sonrası diyelim o zaman. Satış sonrası hizmet veya proje sonrası hizmet derseniz, biz hep şöyle düşündük. Yani müşterilerimizi, yurt içi konuşursam öncelikle, yurt içi müşterilerimize ilk başta müşteri sıfatıyla yaklaştık. Daha sonra işe aldıktan sonra çok fazla dostumuz oldu. Yani şu an o bir yaklaşık 5-6 yıl içerisinde yaptığımız işler sonucunda birçok yerde bizim işlerimizi pazarlayan, güya ilk başta müşteri olarak şu an resmen bizim pazarlamacılarımız diyebilirim. Ve artı çok büyük dostluklar elde ettik. Bir 4 sene önceki yaptığımız bir endüstriyel tasarımın hala arkasındayız. Hala yenilikler sunuyoruz. Sanki kendi içimizden evimizdeki bir ürünü hiç fark etmiyor. Müşterimizin ofisinde veya bizim ofisimizde aynı hizmeti aynı şekilde alabiliyorlar. Bu küçük projelerde böyleyken uluslararası büyük projelerde değişiyor mu? Kesinlikle hayır. Libya'daki tedarik ettiğimiz 3 yıl önceki ürün hala bizim satışımızla gitmiştir. Teminatı vardır, onun güvencesi vardır. Tabii hukuk devrede. Hiçbir zaman şu şekli bozduk. Belki de bozmak çok istedik bu firmayı kurarken. Söz veriyorum, hallederiz ya şeklinde çıkmıyoruz diyorlar. Karşı tarafı koruyan, öncelikle müşterimizi koruyan, daha sonra müşterimize verdiğimiz sözlerden ötürü yine müşterimizi koruyan sözleşmelerimiz var. Tamamen müşteriyi koruyan sözleşmelerimiz. Hangi tarihte biteceğine dair, hangi ürün kalemlerinin uygulanacağına dair, hangi projenin olacağına dair. Bunları iyi yaptık. Hukuk departmanımız da vardır. Beraber çalıştığımız hukukçu arkadaşlarla uluslararası sözleşmeler hazırladık. Ve müşterilerimiz bunlardan dolayı çok memnun oldular. Tabii ki bu çocuk, bunlar, bütün bunlar tek bir mekanda birleşince çok hızlı büyüdü galiba ve çok da hızlı koşacak ilerleyen dönemlerde. İnşallah. Gerek yurt içi olarak, gerekse yurt dışı olarak. Çünkü Türkiye'de de yapmış olduğunuz projeler gerçekten konuşuluyor. Alter Yapı artık bir marka olmuş durumda. Ben size gerçekten Türkiye adına tekrar başında dediğim gibi teşekkür etmek istiyorum. Bu anlayışla ve bu güler yüzlerle inşallah uzun yıllar, hatta diyelim ki nesiller boyu bizlerle olursunuz. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkürler. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, güneşli İstanbul'dan, 212 My Office'ten ve Alter Yapı'dan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli anlatımdan sonra, bu muhteşem kadrodan sonra artık yapı sektörü deyince isim belli diyoruz. Alter Yapı. Söz Merkez Stüdyolarında.